Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bu akşam büyük bir kavmin nasıl imtihana tabi tutulduğunu, Davud peygamberin nasıl güç ve kudreti eline geçirip daha sonra oğlu Süleyman aleyhisselama gücü, kudreti, kuvveti, hatta nübüvvet görevini Yüce Allah'ın izniyle nasıl bıraktığını anlatacağım. Bu büyük mücadele. Davud aleyhisselam, Talut ve Calut. Lügatime de çok fazla girmemiş. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde birkaç ayetini ayırdığı önemli bir tarihi olay ve şahsiyetler. Calut, Talut ve Davud. Musa aleyhisselamın vefatından sonra İsrail oğullarına görevli olarak Yuşa bin Nun aleyhisselam getirildi. Yuşa aleyhisselam denilir ki Musa aleyhisselamla beraber o gizemli Kehf suresinde ifade edilen yolculuğa çıkan zattır. Yuşa aleyhisselam. Feta, genç. Musa ile beraber yola çıkan delikanlı. Yuşa aleyhisselam görevi Hazreti Musa'dan sonra, çünkü Harun daha önce vefat etmiş. Harun aleyhisselamdan sonra Musa aleyhisselam vefat etmiş. Sonra Yuşa aleyhisselam Hazreti Musa'nın davetine devam etmiştir. Yuşa dağılan İsrailoğullarını Filistin'e topladı. Filistin toprağına ve mukaddes mekanlar diye ifade edilen arz-ı mukaddese getirdi. Buna Kenan diyarı diyorlar. O diyarları getirdi ve onları o mekana oturttu. Hazreti Yuşa aleyhisselam onun akabinde Filistin'i fethetti. Filistin'i fetheden ve İsrailoğullarını toplayan Yuşa aleyhisselam zamanında İsrailoğulları birbirlerini tutan bir güç haline geldiler. Yuşa 28 yıl boyunca İsrailoğullarının başında durdu ve peygamberlik yaptı. Hazreti Yuşa aleyhisselam sonra 28 sene sonra Yuşa aleyhisselam vefat edince İsrailoğulların başına gelen muktedirler, krallar, imparatorlar İsrailoğullarını baştan çıkardılar. Onları Musa aleyhisselamın kavmi olmaktan çıkarıp, muvahhid, tevhid ehli olmaktan çıkarıp onları birer putpereste dönüştürdüler. Putlara döndürdüler. İşte tam o dönemde Allah Calut'un Amalika denilen Amalikalıların reisi olan ve putperest olan Calut'u İsrailoğullarının başına bela etti. Peygamber, bu böyledir zaten. Bir ümmet kitabından vazgeçerse, bir ümmet peygamberinden vazgeçerse Allah onların problemini iç çatışmalarla veya düşmanı ona musallat ederek hesap sorar. İsrailoğulların tokat yediği her dönemde Tevrat'ı terk edişlerinden, fitneye dönüşlerinden, putperestliğe dönüşlerinden sonradır. İslam alemi de ne zaman ki Kur'an'ı terk etti, heva ve heveslerine uydular, ne zaman ki zenginler zenginliklerini İslam'a hizmet yerine lüksün, şatafatın, debdebenin, gücün, kudretin bir merdiveni haline getirdiler, eşiği haline getirdiler,
en tec'ale be'sehum beynehum. Müslümanlar kendi kendileriyle iç çatışmalarla meşgul olmaya başladılar. Kitapların terk edildiği, peygamberlerin terk edildiği her dönemde mutlak manada böyle bir sonuçla karşılaşılır. Allah Calut'u onlara musallat etti. Amalikalılar, Amalika, Amerika değil tabi, Amalikalılar İsrailoğullarına hücum ettiler ve İsrailoğullarını müthiş bir bozguna uğrattılar. Çoğunu öldürdüler, kadınlarına el koydular, çocuklarını boğazladılar, vatanlarını aldılar, evlatlarını esir aldılar, onları darmadağın ettiler. Ne Filistin'de, ne Kenan illerinde, ne mukaddes mekanlarda yerde bir mamure kalmadı. Toz buz olup gittiler. Üzeyr Aleyhisselam'ın işte o geçişiyle o dönemlere rast gelecektir. Hani eşeğiyle beraber Allah'ın 100 sene uyuttuğu, öldürdü ve kaldırdı Hazreti Üzeyr Aleyhisselam o dönem içerisinde. Son derece önemli olan bir şey vardı İsrailoğulları için, tabut, sandık. Sandığı da, sandığın özelliklerini biraz sonra söyleyeceğim. Sandığı da İsrailoğullarının elinden alan Amalikalılar onları sürgün ettiler. İsrailoğulları bir peygamber bekliyor. Kendilerini yeniden birleştirecek, yeniden bir araya getirecek, tevhidi yeniden güçlendirecek bir peygamber beklentisi içine girdiler. Kur'an-ı Kerim adını vermiyor. Nebiyyuhum diyor. Peygamberleri diyor ama Şimoil diye ifade ediliyor veya İşmoil peygamber. İsrailoğullarından bir peygamberi Allah Yuşa Aleyhisselam'dan sonra yeniden İsrailoğullarına son bir hamle, yeniden onları toparlamak için Allah Şimoil peygamberi İsrailoğullarına gönderdi. Tevrat'ı öğretti ve Tevrat'ı bildirdi. Şimoil de onlara Tevrat'ın hükümlerini ifade etti. Ve sonra İsrailoğullarına dedi ki, siz bir lider, yani ben peygamberim ama bir savaşçı, bir imparator, lider lazım size. Kimi tanıyorsun, kimi tayin edeceksin? Ey Şimoil peygamber dediklerinde, Şimoil peygamber Talut. Talut'u onların başına komutan tayin etti ki İsrailoğulları bu tayine şiddetle karşı geldiler. Biz bu tayini kabul etmiyoruz dediler. Çünkü dediler ki, ey Şimoil, ey peygamberimiz dediler, biz bunu kabul etmiyoruz. Biz Talut'u lider kabul etmiyoruz. Çünkü Talut bizim gibi güçlü bir adam değil. İşte bundan sonra Kur'an-ı Kerim'in ayetleri devreye girecek. Bundan sonra Kur'an ayetleri ne diyor? Efendim bu gece biraz sonra devam edeceğim. Talut, Calut, Hazreti Süleyman, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın Bakara suresinin 246 ve sonrasındaki ayetler. Nasıl bir girizgahla Kur'an giriyor? Nasıl bir imtihanla imtihan ediliyorlar ve sandık, Süleyman mabedinde şu anda gömülü olduğu zannedilen sandık nedir? İçinde neler vardı? Kur'an-ı Kerim o sandığı nasıl ifade ediyor? Ve o sandıktan nasıl bir hüküm çıkıyor? Tasavvuf erbabı Hazreti Musa Aleyhisselam döneminden bu yana gelen o tabutun içindeki, o sandığın içindekilerden nasıl esinlenmiş, nasıl bir sonuca varmış ve nasıl değerlendirmişler? Aslında Bismillahirrahmanirrahim. Elem tara ilel mele'i min beni İsrail'e min ba'di Musa iz kalun nebiyyin lehum ib'as lena meliken nukatil fi sebilillah. Ayet-i kerime Bakara suresinin 246. ayet-i kerimesi hadisenin başlangıcını anlatıyor. İmtihan, Talut ve Calut kavimlerinin ve Şimoil peygamberin kontrolü altında ve Davud Aleyhisselam'ın kontrolü altındaki hadiseyi anlatıyor. Ayet şöyle diyor. Musa'dan sonra
İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Ne yaptılar? Hani peygamberlerinden birine ki onun Şimoil olduğunu ifade ediyoruz. Rivayetler öyle ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim isim vermiyor. Kur'an'ın bir özelliğidir. İsme boğmaz rivayetleri, kıssalarını, mekanlara boğmaz. Manzarayı anlatır, mesajı verir. Bazen genişletir, bazen dar kalıp içinde anlatır. Ama Kur'an, Tevrat'tan ve İncil'den ayıran en büyük özelliklerinden biri, isimler, mekanlar ile çok fazla yoğrulmamasıdır. Gerektiği kadarıyla işaret eder, yoğunluğa girmez. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam ile kavga eden Züleyha'yı anlattığında Aziz'in karısı der. Züleyha'nın adını söylemez. Mesela Lut Aleyhisselam'ın ve Nuh Aleyhisselam'ın karısı der. İsimler üzerinde durmaz. Nuh'un oğulları üzerinde uzun uzun bahisler vardır. Ama bakın bütün peygamberler tarihinde, peygamberlerle ilgili bütün ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in o üslubunu bulursunuz. Mesajı anlatır, noktaya işaret eder, dersi verir, kenara çekilir. Sonra bir daha başka bir olaya girer, sonra yeniden Kur'an'ın kısasına girer. Bazen genişletir, bazen çok kısaca ifade eder. Bazen hadiseyi anlatırken diğer hadisede anlatmadığı bir detaya girer. Onun için Kur'an'da hiç tekrar yoktur. Her tekrar gibi görülen hadisede tamamen farklı yorumları vardır ve tamamen farklı bir boyut ortaya konmaktadır. Hani peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder dedi İsrailoğulları, Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Peygamberlerinden bir imparator, peygamberlerden bir komutan istiyorlar İsrailoğulları. Peygamberleri diyor ki eğer ben size bir komutan tayin edersem ve Allah size savaşı farz kılarsa ve savaşmayacak olursanız helak olursunuz dedi onlara. Şimoil peygamber. Dediler ki onlar, tabii peygamber niye bunu söylüyor onlara? Çünkü İsrailoğullarının karakterini biliyor. Nasıl peygamberlerini sattıklarını biliyor. Nasıl peygamber katlettiklerini biliyor. Eski ve yeni. Yahya Aleyhisselam'ı daha sonra öldürenler onlar değil mi? Hazreti İsa zamanında. Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürenler yine İsrailoğulları değil mi? Bazı kavimler ortak bir karakterleri vardır. O karakterleri değişmez. Peygamberleri onlara ifade ediyor. Ya siz, Allah size savaşı farz kıldığında eğer savaşmazsanız ne olacak? Hel asaytum İn kutiba aleykumul kitalu ellâ tukatilu. Öyle diyordum. Yine 246. ayet-i kerimede ne dersiniz diyor. Allah size savaşı emrettiğinde savaşmayacak olursanız sizin durumunuzun ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Onların nebisi ki Şimoil olduğu ifade ediyor. Onlara bunu söylüyor. Onlar şöyle dediler. Mâ lenâ ellâ nukâtile fî sebîlillâh ve kad uhricnâ min diyârînâ ve ebnâina. Ne oluyor bize ki savaşmayacağız diyorlar. Peygamberlerine itiraz ediyorlar. Endişeye kapılma, üzülme. Bizi ülkemizden çıkardı Amalikalılar. Evlatlarımızdan bizi uzaklaştırdılar da neden savaşmayacağız onunla? Bunun üzerine o peygamber ayet-i kerimenin devamında فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمِ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَل۪يلًا مِّنْهُمْ. Nihayet Allah onlara savaşı emrettiğinde onların çok azı hariç olmak üzere yüz gerisin geri döndüler. Onlar yurdumuzdan çıkarılmışız, çocuklarımız uzaklaştırılmış bizden. Peki hala niye savaşmayacağız, neyimiz kaldı ki? Sürgün yedik. Amalikalılar, Calut'un ordusu bizi perişan etti. Niye savaşmayacakmışız? Savaşırız elbet dediler. Hem ülkemizden çıkarıldık, hem evlatlarımız helak edildi. Elbette ki savaşırız. Ey Allah'ın peygamberi, bize komutan tayin et dediler. Ama ne yazık ki çok azı hariç olmak üzere savaşmadılar. Geri gerisin döndüler. Yani
sözlerinde durmadılar. Peygamberlerine dedikleri ahitte durmadılar. Allah savaşmaları üzerine onlara Talut'u gönderdi. Kim bu Talut? Talut, Şimoil peygamberin İsrailoğullarının başına getirdiği bir komutan. Talut, ismi üzerine uzun adam. Talut, tul uzun demektir. İsmi oradan geliyor. Talut'un boyunun çok uzun olduğu söylenir. Zaten 247. ayetinde İnnallaha kad ba'ase lekum Talut'e melika. Öyle ifade. Allah size Talut'u kral olarak göndermiştir diyor. Kim diyor bunu? Peygamberleri diyor. Kim peygamberleri? Şimoil peygamber. İsrailoğullarına diyor ki 247. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onunla savaşacaksınız, onunla beraber. Dediler ki, itiraz ettiler. Hani demin bize peygamber, ey peygamber bize adam tayin et, savaşalım diyen İsrailoğulları birdenbire sözlerinden döndüler. Dediler ki, biz Talut'un krallığını kabul edemeyiz ki. Peygamber sordu, niye kabul etmiyorsunuz? Talut'un neyi var? Boyu 3 metre. Uzun bir adam, harbi bilir, zeki bir adam, güçlü bir adam. Komutanda aranan bu, savaşacak adamda. O gün çünkü bilek önemli. O gün tabanca yok, tüfek yok, bomba yok, güç. Siz niye Talut'u kabul etmiyorsunuz? Dediler ki, o bize nasıl komutan olacak? Onun mülkü yok. Onun parası yok. İmkanı yok. Ve nahnu ahakku bil mulk. Halbuki biz iktidara, güç ve kudret sahibi olmaya, krallığa, imparatorluğa, komutanlığa daha çok hak sahibiyiz. Ve lem yu'ta sa'atan min el mal. Malı da yok bu adamın. Malı yok. Gücü yok, serveti yok, zenginliği de yok, parası yok, altınları, gümüşü yok. Niye bizim başımıza kral olsun, neden bizim başımıza komutan olsun, Talut'un hükümdarlığını ve hükümranlığını kabul etmediler. Bakara 247. Peygamberleri onlara, Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar dediler ki, onu nasıl bize imparator olabilir? Halbuki ona mal ve mülk verilmemiş. Malı da yok, mülkü de yok, serveti de yok. Biz ondan daha çok hak sahibiyiz. Peygamberleri şöyle dedi, şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Sizin dilediğinize değil. Ama hocam insanlar öyle değil. İnsanlar seçiyor, insanlar seçmiyor. İnsanların meyline göre Allah lütfediyor. Seçen insan değil ki. İnsanın tercihleri Allah'ın müsaadesiyle oluyor. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir dedi. Şimoil peygamber azgın İsrailoğullarına Talut'u kabul etmeleri gibi. Şimoil'e karşı geldiler, Talut'a karşı geldiler. Önce tayini kabul etmediler. Şimoil peygamber dedi ki Allah onu üzerinize hükümran kıldı. Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi hepiniz üzerine olsun. Ve Calut ve Talut. Ve Davut peygamber. Davut peygamberin hem mülke, güç ve kudrete, hükümranlığa ve hem de nübüvvete ulaşmasından önceki dönemi anlatan olaylardan bahsediyorum. Davut peygamberden önce. Şimoil peygamber, İsrailoğulların peygamberi, Talut'u başlarına atayınca, ayete mülkihi, yani
Talut'un Allah tarafından atandığının, peygamberin atanmasını yüce Allah razıdır. Onun işareti sandığı size getirmesidir. Sandık. İnne ayete mulki en yetekü en yetiyekumut tabutu. Bakara 248. Mülkünün işareti, sembolü tabutun size gelmesidir. Peki tabut ne? Sandık ne? Ayet-i kerimenin ifade ettiği sandık nedir? Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun yani hükümranlığının alameti Talut'un size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktıklarından kalıntılar var. Onu melekler, tahmiluhul melaike, onu melekler taşımaktadırlar. Eğer inanmış kişiler iseniz bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil var. Tabut dediğimiz şey sandık. Bildiğimiz bir sandık. Bu sandığın içinde Hazreti Musa'ya kadar nesilden nesile gelen peygamberlerin bazı giysileri, Tevrat'a ait bazı levhalar. Hani Tevrat'ın levhalarını Hazreti Harun'un elindeyken ona müdahale ettildiğinde kırıldı ya, işte o kırık olan Tevrat tabletleri Hazreti Musa zamanında o sandığın içerisinde. Yine bunun içerisinde Tur Dağı'ndaki levhalar. Hazreti Musa'nın asası rivayete göre. Elbiseleri, sahrada Hazreti Musa'nın kavmine verilen kudret helvası. Harun Aleyhisselam'ın sarığı. Hazreti Musa'nın elinden attığı ve kırılan taş levhalar. Ve içinde Hazreti Musa'ya gelen 10 emir. Sandığın içi ve dışının altınla kaplı olduğu ifade ediliyor. Kudret helvasıyla dolu olan bir testi de yine bunun içinde, yine içinde Harun peygamberin asası ve sarığının olduğu ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim bakiye diyor ona. Musa ve Harun'un bakiyesi. Buradan peygamberlere ait olan manevi değeri olan şeylere ümmetin sevgi duymasının son derece normal bir muhabbet olduğu sonucu çıkarılıyor tasavvuf erbabı tarafından. Hazreti Peygamber'in sakalı şerifine olan saygıyı, hadisleri bir kenara koyunuz. Hadisleri hiç olmamış olsun. Hazreti Peygamber'in hırkası olsun. Hazreti Peygamber'in sarığı olsun. Ona ait olan her şeyin bizim tarafımızdan son derece şerefli bilinmesi, kutsal kabul edilmesi, önemli ifade edilmesi Kur'an'ın bu ayetinde de kendine geniş bir yer bulmaktadır. Çünkü bakiye diyor onlara. Harun Aleyhisselam'ın bakiyesi Tevrat olamaz. Çünkü Tevrat Musa Aleyhisselam'a inendir. Ve onlara ait olan bütün eşyaları orada. İsrailoğulları bu sandığı öne koyduklarında, savaşlara gittiklerinde bu sandıkları önlerine koyduklarında manevi bir güç olurdu ve savaşı kazanırlardı. Daha sonraları bu tabut Süleyman mabedinde muhafaza edildi. Hazreti Süleyman kendi döneminde babasından sonra, Hazreti Davud'dan sonra onu açtığında içinde taş levhalar, Tevrat'a ait levhalar buldu. İsrailoğulları yanlarında bu tabut, bu sandık oldukça gidikleri bütün savaşları kaybettiler. Saygınlıklarını kaybettiklerinde Amerikalılar yani Calut'un ordusu Hazreti Musa'nın kavminin elinden bu tabutu aldılar. Daha sonra Hazreti Davud Aleyhisselam Talut ile beraber onların elinden onu aldı. Süleyman Aleyhisselam onu özel bir odaya koydu. Milattan önce 587'de Buhtun-Nasır Kudüs'ü ele geçirdiğinde, Süleyman mabetini tahrip ettiğinde onunla beraber tabut da kayboldu gitti. İşte İsrailoğulları. Şu anda İsrail devleti Mescid-i Aksa'nın altını kazırken
kendilerince son, kendilerine gelmesi gereken son müjdeleri bulmak için Süleyman Mabedi'nin oralarda, Mescid-i Aksa'nın oralarda, Hazreti Süleyman zamanından sonra kaybolan o sandığı bulmak niyetindeler. Çünkü o sandık geldiğinde onlar için beklenen kurtarıcı gelecek ve onlar için beklenen kurtarıcı geldiğinde Anadolu'nun bir kısmını da içine alan İsrailoğullarının büyük devleti Arz-ı Mev'ud kurulacaktır. Buna inandıkları için Kudüs'ün etrafında ve Süleyman Mabedi'nin etrafında sürekli kazılar yapılmakta ve o ahit sandığını bulmaya gayret etmekteler. Bize göre o ahit sandığı belki bulunmayacak. Gerçi bazı hadislerde Resulullah'a nispet edilen bazı hadislerde Mehdi Aleyhisselam'ın çıktığında Mehdi hadislerindeki bu hadisler tartışılabilir. Bu noktayla ilgili hadisler tartışılabilir diyorum. Mehdi hadislerini söylemiyorum. Bu noktayla ilgili hadisler Hazreti Mehdi'nin o ahit sancığına sandığını çıkaracağını ve İmam-ı Suyuti'nin de rivayetinde Hazreti Mehdi'nin Yahudilere karşı işte Muhammed Peygamber'den bahseden Tevrat ayetlerinin orijinali burada. Yani eğer gerçekten ahit sandığı bulunsa ve ahit sandığı ortaya çıksa, İsrailoğullarının kaybettirdiği ahit sandığı ortaya çıksa ben bir Müslüman olarak sevineceğim. Çünkü eğer Tevrat'a ait nüshalar orada varsa, o ayetlerin apaçık Hazreti Muhammed'den bahsedeceğinden bir gramlık şüphemiz, bir zerre kadar şüphemiz yoktur. Keşke bulunabilse, keşke İncil'in en eski nüshaları bulunabilse, ortaya konabilse ve Kur'an'ı nasıl doğruladıkları ortaya çıkabilse. Fihi sekinetum min rabbikum ve bakiyetum mimma tereke alu Musa ve alu Harun. Yani Bakara 248. O sandıkta sekinet, rahatlama vardı. O görünce onu, Rabbinizden gelen bir sekinet, dolgunluk ve doygunluk vardı. Musa ve Harun ailesinin bakiyesi vardı. Peygamberleri diyordu ki, o sandık kaybolan sandık, ki o sandık Amerikalılar denilen Calut'un ordusunun elindeydi. İsrailoğullarını mağlup ettiğinde ele geçirmişti. Fakat Calut şunu yaptı. Amerikalılar tabuta hakaret ettiler. Onun önünde büyük ve küçük abdest döktüler. Peygamberlere ait olan o eşyaların önünde büyük abdest döktüler. Bunun üzerine ona saygısızlık kapan herkes hastalandı ve öldü. Amerikalılar bir müddet sonra Calut'un ordusu dediler ki bu sandık uğursuz bir şey. Ona dokunan ölüyor. Onun yanında abdestini bozan ölüyor. Bu sandığı alıp atalım dediler. Aldılar ve şehrin dışına çıkardılar. Melekler tabutu aldılar. İşte Hazreti Şimoil peygamber Talut'u kral ilan ettiğinde melekler sandığı alıp Talut'un önüne koydular. Tahmiluhul melaike. Melekler onu taşıyor olarak getirdiler. Görünce İsrailoğulları dediler tamam biz Talut'a teslim olduk. Peygamberin emrine ve Talut'a teslim olduk. Çünkü sandık geldi demek ki Allah Talut'la beraber dediler. Ve 248 melekler onu taşıyarak getirdiler. En büyük güç, müthiş bir moral oldu. Talut gençlerden müthiş bir ordu kurdu. Şöyle dedi ordusuna, sıcak bir günde, sıcak bir mevsim ve ortamda bir nehirden geçeceğiz. O nehirden su içen, susuz olmasına rağmen su içen benden değildir. Ancak bir yudum olabilir. İhtarafe gurfeten, tek bir avuç alabilirsiniz. Doya doya o sudan içen benden değildir. Bu imtihanı başaracaksınız dediler. Dediler tamam Talut'a. Talut ordusu ile hareket edince Bakara 249. Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek.
Kim ondan içerse benden değil. Bakınız şeriat böyle değişiyor işte. Her peygamberin şeriatı farklı. Bütün peygamberlerin akidesi ortak ama helal ve haramlar bazen geçici olabiliyor. Mesela 10 emirde Hazreti Musa'ya ait olan 10 emirde ne diyor? Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın. Cumartesi günü bizim için haram değil iş yapmak. Ama Musa'nın peygamberin ümmetine haramdı. Talut'un ordusuna nehirden su içmek haramdı. Bir avuç hariç. İşte ümmetlerden ümmetlere helal ve haramlar değişebilir. Onun için Allah ilk insan yarattığında ilk insanın evlatlarını çaprazlama evliliğe müsaade etmiştir. O günkü şeriat oydu. Sonra çoğalınca nesil bunu haram kılmıştır. Daimi olan şeriat ise budur. Allah dilediği şeriatı koyar, Kur'an'ı koyar. Çünkü yaratan o, hüküm koyma, kanun koyma, şeriat koyma yetkisi. Şeriat ne demek? Allah'ın emri demek. Allah'ın emrini koyma yetkisi Allah'a ait. Onun için Talut dedi ki, kim ondan içerse benden değil, kim onu tatmazsa bendendir. Ancak eliyle bir avuç alanlar hariç. Feşeribu minhu illa kalila. Talut'un ordusunun çoğu içti. Az bazıları hariç olmak üzere tümü içtiler. Fakat ilginç olan içenlerin dudağı morardı. Yani suyu kana kana içenlerin dudakları morardı ve onların harareti arttı. Azalmadı. اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْزَ مِنِّ Allah sizi bir nehirle, bir suyla deneyecek. Ondan içen benden değil. İçtiler. Azı hariç. Dudağı morarlanların tümünü Talut ordudan kovdu. Gidin benden değilsiniz dediler. İmtihanı kazananlar nehri geçtiler. Azdılar. Davut da onlardan biri. Hazreti Davut daha bir çocuk, cılız bir delikanlı. Genç. Nihayet Calut'un müthiş ordusunu görünce, Calut 3 metrelik bir adam. Talut uzun, Calut uzun. O müthiş orduyu görünce 249. ayet. Talut'un ordusu bir anda durdular. O müthiş orduyu, dere tepe her tarafı kuşatmış müthiş bir ordu gördüler. Calut'un ordusunu görünce Talut'un yanındakiler müminler Davut Aleyhisselam içlerinde dediler ki la takate lenel yevme bi Calute ve cunudihi. Dediler ki ey Talut, bugün bizim Calut'a ve ordusuna gücümüz yetmez. Yerden ot biter gibi bir ordu, müthiş bir güç, müthiş bir ordu. Bunlar korkanlar, bir avuç içenlerdi. Bir avuç içenler böyle korkuyorlardı. Müthiş bir korku içindelerdi. Bizim gücümüz yetmez ki dediler. Bu Calut'a ve ordusuna bizim gücümüz yetmez ki dediler. Talut ve Calut. Biri ordu. Biri zayıf bir ordu. Birisi ise yeri göğü kuşatmış, İsrailoğullarını kaç defa bozguna uğratmış, büyük bir ordu başlarında Calut. Calut'un boyu da 3 metre civarında. Bir canavar, bir dev gibi bir adam olduğu ifade ediliyor. Müminlerin bir kısmı dediler ki, قَالَ الَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللّٰهِ كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَل۪يلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَس۪يرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ 249. ayet. Allah'ın kendilerine yardım edeceğinden hiç endişesi olmayanlar, Hazreti Davud içinde olmak üzere Talut'un ordusundaki sadık müminler dediler ki, nice küçük ordu büyük orduları mağlup etmiştir. Korkmayın ve yürüyün dediler. Calut'un ordusu putperest, Talut'un ordusu muvahhid.
aradaki fark oydu. Bakara 250, nihayet Calut ve ordusuyla baş karşı karşıya gelince, orada İsrailoğullarının Davud peygamber olmak üzere şu duası çok önemli. Kafirlerle karşı karşıya gelindiğinde, Allah'ı ve peygamberi kabul etmeyenlerle karşı karşıya gelindiğinde okunacak dua budur. Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Ya Rabbi, ey Rabbimiz, işte kafirlerle karşılaşıldığında, imansızlarla savaşmak zorunda kalındığında okunacak dua. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Talut'un ordusu bunu söylediler. Calut bir dev, kim beni yenebilir? Davud peygamber, ben yeneceğim seni dedi. Davud daha delikanlı, ufak tefek. Karşı karşıya geldiler. Davud aleyhisselamın elinde rivayete göre bir sapan vardı. Taş ve sapan. İki veya üç taş olduğu söylenir. Taşları sapana yerleştirdi ve Calut da karşı karşıya gelince elindeki taşı oynattı ve sonra bu taşı attı ve bu taş Davud aleyhisselamın attığı taş Calut'u değdiği yerde Calut'u devirdi ve gitti. Koca bir dev, ordular idare etmiş, Musa peygamberden sonra ordular yenmiş Calut'un ordusu, Calut'a gelen o koca taşla bir anda darmadağın oldu gitti. Kur'an-ı Kerim onu ifade ediyor. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ 251. ayet. Nihayet Davud Calut'u öldürdü. Onu öldürünce Calut'un ordusu darmadağın oldu. Davud aleyhisselamın içinde bulunduğu, Talut'un içinde bulunduğu ordu muzaffer oldu. Sonra Davud aleyhisselam sandıkla beraber yürüdü. Talut kızını Davud'a verdi. Hazreti Davud aleyhisselamın iktidarı buradan geliyor. Evlilik yoluyla elde edilmiş bir iktidar. Yani imparatorluk anlamındaki maddi iktidarı Davud aleyhisselamın Talut'un kızıyla evlenmesinden sonradır. Goliat, Calut, dev olduğu söyleniyor. Düelloda Hazreti Davud tarafından öldürüldü. Ve sonra Amerikalılar darmadağın olup gittiler. Hazreti Davud aleyhisselam Talut'un kızıyla evlendikten sonra Talut'un ve Şimoil peygamberin, ki Şimoil peygamber peygamberliğinin 11. yılında İsrailoğullarını yönlendirdi, Talut'u başına getirdi. 52 yaşındayken Şimoil peygamber vefat etti. Artık bütün güç ve kudret Davud peygamberin eline geçti. Allah Davud peygambere aynı zamanda iktidar verdi. Bakara 252. ayet. Allah ona güç, kudret ve hem saltanat gücü ve hem de Allah ona iktidar ve peygamberlik verdi. O kudreti verdi. Davud aleyhisselamdan sonra oğlu Süleyman aleyhisselam hem devlet, hem iktidar, hem de cinlerden müthiş bir ordu kurdu. Hayvanlardan, cinlerden müthiş bir ordu kurdu Hazreti Süleyman aleyhisselam. Selam olsun Hazreti Süleyman'a. Selam olsun Hazreti Davud aleyhisselama. Mevlam'ın rahmeti, bereketi müminler üzerine, sadıklar üzerine olsun. Rabbimin rahmeti, sonsuz rahmeti, Allah'ın yolunda yürüyen
Allah'ın yolunda sadık bir imanla yürüyenlerden eylesin bizleri ve Hazreti Davud Aleyhisselam'ın ve Süleyman Aleyhisselam'ın dönemi, Calut'un ölümü, Amalekalıların dağılması ve İsrailoğullarının peygamberlerin yol ve yordam göstermesiyle ulaştıkları en büyük iktidar, ne zaman ki kitaplarından uzaklaştılar, ne zaman ki peygamberlerinden uzaklaştılar, bu sefer felaketler üzerine felaketi Yüce Allah onlar için indirdi. Yüce Rabbim bizleri şerden, şikaktan, nifaktan uzak eylesin.